Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok, nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. İyi olmak zorundayız, bütün kötülüklere rağmen. Dün üzücü bir olay oldu. Zaten herkesin bildiği bir olay. Üzücü bir olay, söyleyecek bir şey yok. Herkesin bildiğini tekrar tekrar anlatıp, yani üzüntüyü ikiye katlamaya gerek yok. Allah sabır versin ailelerine. Yani üzücü bir olay. Dün akşamüstü gerçekten kötü bir olay yaşadık, gördük, duyduk. Allah sabır versin. Mekanları cennet olsun inşallah. Söyleyecek bir şey de yok zaten. Sözler yani bitik böyle olaylarda. Allah bir daha yaşatmasın. Allah bugünümüzü aratmasın diyorum. Yapacak bir şey de yok. Elimizden bir şey gelmiyor. Hava da bugün güzel arkadaşlar. Hayvanları saldım. Nazlı kendini kaşıyor. Ben de dedim bir bahçeye gideyim. Neler yapabilirim hava iyiyken. Ona bir bakayım. Muşmulalarımız şöyle. Çok güzeller. Daha tam toplama zamanı değil bence. Öyle düşünüyorum. Çünkü daha yani toplayınca oluyor da. Toplayınca oluyor yerinde. Ama biraz daha ağacında durursa sanki daha tatlı olur, daha lezzetli olur. Bir gideceğim tarlaya bakalım neler yapabilirim. Hava güzelken nasıl değerlendirebilirim ona bakacağım. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizlerde ne var ne yok? Günleriniz nasıl geçiyor? İnşallah kimsenin derdi sıkıntısı yoktur. Ben de bir şeyler yapayım dedim bugün. Elimden geldiğince, gücümün yettiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu güzel havaları da değerlendirmek lazım. Şöyle kapımı da açtım da malzemelerimi de alayım. Ondan sonra tekrar kapıyı kapatayım. Hayvanlar bahçede, tavuklar bahçede. Zapt edemem tarlaya gelirlerse mahvederler bahçeyi. Zarife'den yana bir sıkıntım yok da Nazlı bile biraz el avuca sığmıyor. O yüzden. Of. Bugün de aksine hiç elim kolum tutmuyor. Ama işte diyorum ki değerlendireyim. Şöyle kapıyı da kapattım. Hava da birden değişti. Az önce güllük güneşlikti. Şimdi gitti güneş. Bir geliyor, bir gidiyor. Biraz da esiyor. Sonbahar rüzgarları gelmedi daha. Biraz esiyor. Eskisi gibi kuvvetli rüzgar yok. Şöyle arkadaşlar, biliyorsunuz fındık işine başlamıştım. Devam edeyim de inşallah sıkılmazsınız. Sıkılmayın diye hızlandırıyorum. İnşallah memnun kalıyorsunuzdur çektiğim videolardan. Yanımda biri olsa, hep de söylüyorum, sizi de sıkmak istemiyorum. Yanımda biri olsa an an durdurur, başlatır. Yani ama yanımda biri olmadığı için değerlendiremiyorum hiç. Ama elimden geldiğince tek başıma mücadele vermeye çalışıyorum. Mücadeleme destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bana kolay gelsin. Sizlere iyi seyirler.
Şöyle 3 ocak yaptım arkadaşlar. Hepsini size çekemiyorum çünkü bunu çekmem için gerçekten 2 saat, 3 saatlik bir video atmam lazım. O da mümkün değil. Zaten onu da kimse izlemez o kadar uzun. Şöyle arkadaşlar, şu yandaki dış taraftaki filizleri özellikle bıraktım. Aslında normalde onları almam gerekiyordu. Onları özellikle bıraktım. Mesela başka bir fındık ocağı yapmak için onları fide olarak bıraktım. Dış taraftan alınıyor. Konuşamadım da, boğazım kurudu rüzgarda. Bir de çalış. 3 ocak yaptım. Bir de şöyle ara temizliyorum. Bakın otlar fena. Otlar gerçekten o kadar çok ki. Bir de hep bıtırak. Şöyle. Bütün hep üzerimi, eteğimi sarıyor, ayaklarımı sarıyor. İşleri bitirdikten sonra bir de bıtırak temizliyorum. Yoksa çok fena da batıyor. Yani o hani diyebilirsiniz, o ince dalları niye bıraktın diye. Onları özellikle bırakıyorum ki yarın öbür gün bir ocak, iki ocak bir kenara çoğaltmak için fide onlar. Ben öyle yapıyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Fındık işleriyle uğraşan arkadaşlarıma soruyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Ben öyle yapıyorum. Yani dışta bırakıyorum. Yarın öbür gün mesela seneye ya da öbür seneye oradan ocak çıkarabilirim. O yüzden bıraktım. Bir de ocaklarım çok öyle aman aman çok büyük değil. Yeni yeni gelişiyorlar. O yüzden de yani çok da aşırı bir budamak da istemiyorum. Bilmiyorum. Bu sene böyle köklerini açtım. Seneye yeni taze bıraktığım filizler de büyür. İleriye doğru da işte yine tekrar bir seyrekleme daha yaparım. Şimdilik hani ne varsa budamak da istemiyorum. Çok da bilinçli değilim bu konuda. O yüzden mantık yürüterek daha önceki videomda da anlattığım gibi, yani daha sonra filiz alırken gözümü fazla gelen sık olanları alırım. Şimdi birden de yok etmek hani istemiyorum. Böyle oldu. Mesela şuradan şu kısmından da bıraktım biraz. Bir iki dal fazla. Biliyorum onlar fazla. Onları bilinçli bıraktım. Böyle tam böyle köklü kenarda çok güzel. Mesela buradan yani 1 ocaklık fındık bulabilirim. Şimdi şöyle şuralar var arkadaşlar. Görüyorsunuz gerçekten orman gibi. Önce bir içini temizliyorum. Bir de yapışkan otlar, bıtıraklar, yapışkan otlar. Yani bir de onlarla uğraşıyorum. Şöyle bakın. Yani şurası gibi temiz yapmaya çalışıyorum. Buralara beraber bakla bezelye ekeceğiz. İnşallah arkadaşlar. Şimdi şurayı temizleyeceğim. Şu fındık ocağına, Allah'tan küçük bunlar. Şöyle burayı temizleyeceğim. Ondan sonra hatta bunları temizlemeden önce gideceğim bahçeye. El arabasına talaş koyayım ki mısır talaşı Zarife ile Nazlı yesin. Bahçede aylak aylak dolaşıyorlar. Onları bir rahatlatayım. Ya da katlamış lahana dallarından koparayım da onu yesinler bahçede. Şurada lahanalarım var ya benim. Onlardan koparayım. Kart yerlerini. Hem tazeleri gelir. İyi olur. Onları bir koparayım bakalım da hayvanlar bahçede oyalansın.
Bunlar iki gündür alıştılar birbirlerine arkadaşlar. Bu zamana kadar hiçbir arada hayatta bir şey yemezlerdi. Yan yana gelmezlerdi. Zarife hep kaçardı ondan. Yani Nazlı'dan. Nazlı da hep ona bir vurma derdindeydi. İki gündür Nazlı sürekli Zarife'yi yalıyor. Hep yan yanalar. Gördüğünüz gibi aynı yerden yiyorlar. Eskiden yani iki gün öncesinden mümkün değil yani. Nazlı ona yedirmezdi. Zaten o da korkudan yaklaşmazdı. Yani ikisinin de bir arada yemesi benim için gerçekten güzel bir görüntü. Sizinle de paylaşayım dedim.
benim için çok iyi yani. Çünkü hayvanları bahçeye saldığım zaman aklım hep hayvanlarda kalıyordu. Başıboş bırakıp da eve gidemiyordum. Çünkü acaba Nazlı Zarife'ye vurur mu? Acaba bir şey olur mu? Sürekli tereddütte kalıyordum. Valla 2 gündür çok iyi gidiyor. Birbirlerinden ayrılmıyorlar. Yani Nazlı Zarife'yi yalıyor. Zarife buna müsaade ediyor. Hoşuna gidiyor. Böyle geçinip gidiyorlar işte. İyi oldu böyle. Hem lahanalar yeni yaprak verir. Daha sağlam olur. Hem de hayvanlar yeşillik yemiş olur. Böylece. Hayvanlar da bir şeyler yemiş oluyor işte. Bahçede yeşillik yeseler yemiyorlar. Otlanmıyorlar. Dün biraz otlandılar. Nasıl olduysa. Bu arada tavuklar da yeşillik yiyor. İşte arkadaşlar ben de gideceğim. Fındık 2 ocak daha diyorum temizleyeyim. Çünkü yarın hastaneye gideceğim. Aylık iğnem var. Günübirlik tedavisine gideceğim. Günübirlik tedavi ünitesine gideceğim. Sabah 10'da evden çıkarım. Öğleden sonra da yola oradan gelirim. Yani benim günüm yarın yollarda geçecek. Yarın bu hayvanlar hep ahırda olacak. Bugün dedim evdeyken, dün de çıkardım. Bugün de hava güzelken dedim hayvanlar bak 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 nasıl vurdu gördünüz mü? Zarife'nin hemen ödü kopuyor. Bir kere de Zarife ona vursa Nazlı buna müsaade yani yapmaz bir daha korkudan. Zarife çekingen durduğu için bir de lahanalar azaldıkça Nazlı müsaade etmemeye başladı. İşte yarın yollarda geçecek günüm. Bugün de dedim 3 Ocak temizledim. Bir 2 Ocak daha temizleyeyim diyorum. Bakalım. Gücüm neye yettiyse. Ne yaparsak kar. Bir de bahçenin kenarı var. Bu fındıkları bitirdikten sonra bahçenin kenarını temizleyeceğim Allah izin verirse. Yavaş yavaş bahçe temizleme işimiz bitiyor. Bir tarlanın başı var. Tarlanın aşağı kısmı. Onu da artık eşim yapar. Oraların hakkından ben gelemem. Oraları ancak eşim yapar. Efe ile beraber eşim temizler, Efe toparlar. İkisi beraber yapar. Ben kendi gücümün yettiği yerleri yapıyorum. Gücümün yetmediği yerleri eşime bırakıyorum. Fındığın bir hakkından gelsem, bahçemin kenarı kolay da, kısa zaten az. Zaten çoğunu yaptım. Orayı da hallettik mi, tarlalarla işim biter. Ondan sonra evlerimle uğraşırım işte. Kapı silerim, cam silerim. Kıyı köşe temizlerim. Bir şeyler yaparak böyle ömrümüzü tamamlayacağız. Yatarak, yuvarlanarak olmuyor. Olmaz yani. Her yerin toz pislik içinde kalır, örümcek içinde kalır. Vücudun daha bir sağlıksızlaşır. Ben mesela yani bu kadar hareket etmeye göre kilo veremiyorum. Bu da benim rahatsızlığımla alakalı sanırım. Kullandığım ilaçlarla bir de genetik olarak da zaten sülalece bir etli butluyuz. Yapacak bir şey yok. Sağlıklı olalım. 3-5 kilo fazlamız olsun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Benim sarı oğlan geldi. Bakın hele. Nasıl güzel. Haftaya inşallah eşime söyledim. Dedim ben dedim çarşamba pazarına gitmeye üşendim. Gidemedim dedim. Ferik alacaktım dedim. O da dedi haftaya beraber gideriz dedi. Haftaya gececiyim dedi. Arabayla hemen gider geliriz dedi. Minibüslerle gerçekten zor arkadaşlar. İnanın kaç tane köy geziyoruz. Akyazı'ya gidene kadar. Köyleri geziyor. Yolcu topluyor ya. O yolcu toplarken bir sürü köy geziyorsun. Ama ana yoldan direkt gidiyorsun. Yani 15-20 dakikada Akyazı'dasın. Pazara varırsın 15-20 dakikada. Bari yorulmadan hallederiz. Hem eşimi de yanımda olması daha iyi olur beraber. Çünkü tavukları satan yani genelde erkekler olduğu için eşim daha güzel pazarlık eder ne bileyim ben daha güzel konuşur eder. Yanımda eşimin olması daha güzel olur. Biraz da o yüzden de gitmemiş olabilirim. Yani onunla gitmek istiyorum açıkçası. Ben de gideyim işimi yapayım arkadaşlar. Benim kızlar lahanalarını yesinler. Dediğim gibi 2 Ocak daha yapayım.
evime geleyim. Günlük standart işler. Yine akşam yemeği. Akşam ağrı. Ama diyorum ki en azından bugün bir 2 Ocak daha yapayım. Ya da 3 Ocak daha yapayım. Artık ne yapabilirsem Allah biliyor. Bakacağız. Ona göre yarın elimi süremem. Bugün ne yaparsak kar. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Mesela şu an beni izlerken bu zamana kadar abone olmadan, yorum yapmadan, beğeni yapmadan izlediysen mesela şu an abone olup beğeni yapıp yorum yapabilirsin. Abone olmak ücretsiz. Yaptığınız beğeniler, yorumlar bana destek olmuş oluyor. Kanalımı ön plana çıkarmış oluyor. Desteklerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.